1971'de sinemaya girdim. 71'de sinemaya girdiğim zaman, aradan bir yıl falan geçti sanıyorum 72'de. Yılmaz abi Ataköy sahilinde bir film çekiyorlarını duydum. Hemen koşarak Bakırköy'den sahile indim. Yılmaz abi bir sandalyede oturmuş, kafasında şapka indirmiş, böyle uyuyordu sanıyorum. Yanına gittim. Böyle omzuna dürttüm. Yılmaz abi dedim. Şapkayı böyle çıkarttı, baktı. Ne var dedi. Ben dedim yeni artist oldum dedim. Adım Tarık Akan dedim. Bana ne lan dedi. Kapattı şapkasını. Çok bozuldum ya. Dedim ki yani vallahi dedim ya, bu kadar sevdiğim bir insan bana niye böyle davrandı dedim. Ve aradan yıllar geçti. Yıl 1976. Maden filmini bitirdim. Cüneyt Arkın'la çektiğimiz Maden filmini çektim. Ve tabii bütün basın Maden'den bahsediyor falan fıstık. Aynı zamanda prodüktörüydüm de Maden filminin. Ve Ankara'ya sansüre götürüyorum filmi. Arabamın bagajında. Buradan yola çıktım sabah. Tam İzmit'e doğru gelirken ya dedim Yılmaz abi dedim, burada hapishanede kalıyor, İzmit hapishanesinde. Dedim bir uğrayayım bakayım. Bir merhaba diyeyim dedim en azından. Girdim hapishaneye, müdürüne çıktım. Dedim Yılmaz Güney'le dediler, hemen dediler. Yılmaz, o zaman böyle şişman bir müdürü vardı İzmit hapishanesinin. Haber geldi. Geliyor dedi. Ben odadan dışarı çıktım. Upuzun böyle bir koridor. Koridorun ta başında ama böyle 200 metre kadar uzunluğu bir koridorda tek başına yürüyerek geliyor ve kollarını açmış sonuna kadar yürüyerek geliyor bana. Hiç indirmedi kollarını ama açtı. Geldi yanıma, bana bir sarıldı, bırakmıyor. Ben de sarılıyorum ama bir türlü ayrılamıyoruz. Ayrıldık. Müdürün odasına girdik. Sohbet başladı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte anlattım Maden filmi. Arabada sansüre götürüyorum Ankara'ya dedim. Bana dedi ki Tarık dedi, ama bir iki saat sonra. Tarık dedi filmi buraya bırakıyorsun. Sen İstanbul'a dönüyorsun. Yarın gelip filmi alıyorsun dedi. Yılmaz abi dedim gözünü seveyim. Hapishanede sen bu filmi ne yapacaksın dedim ya. Pozitif dedim, sen bunu nasıl seyredeceksin? Sen karışma dedi ya. Sana ne dedi. Sen bu filmi buraya bırakıyorsun ve gidiyorsun. Dedim ki bak iflas etmek üzereyiz. Çok borcumuz var. Karışmadı sen dedi. Sen gidiyorsun dedim. Filmi buraya bırakıyorsun. Emir. Hay Allah dedim ya. Hadi kutuları taşıdım. Hapishaneye bıraktım. Döndüm İstanbul'a geldim. Papirus vardı o zaman. Papirus'a geldim. Beni görünce şaşırdı Yavuz Özkan falan. Lan ne arıyorsun sen, hani Ankara'ya gidiyorsun dedim. Vallahi böyle böyle. Hapishaneye uğradım. Yılmaz abinin filmleri aldı. Ne yapacak bilmiyorum dedim. Nasıl seyredecek onu da bilmiyorum dedim. Meraktan da ölüyorum. Ertesi günü sabah saat 7'de hemen buradan gittim. Hapishanenin içine girdiğim anda bütün mahkumlar nasıl alkış, kıyamet dedim. Lan bunlar nasıl seyrettiler bu filmi burada? Yılmaz abi dedim Allah aşkına nasıl seyrettin dedim sen bu filmi. Ya dedi çok kolay dedi. Ne var dedi. Gece saat 12'de dedi İzmit'te bir sinemadan dedi sinema makinesini söktürdüm. Buraya getirdim. Avluya kurdurdum. Çarşafları da buraya serdik. Koyduk. Sesle beraber. Bütün mahkumlar dedi seyrettik. Biliyor musun Tarık dedi. Muhteşem dedi. Dedim ya nasıl bir şey bu? Gece saat 1'de makineyi getiriyor, söktürüyor ve oraya takıyor ve seyrediyor. Harika. Bir dakika bekle dedi. Gitti içeri. Geldi. Böyle bir mendil. İçinde paralar dolu. Al dedi. Ben bunu niye alacağım dedim. Borcunuz var dedi. Bundan dedi birazcık ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Bunu alacaksın dedi. Almam dedim Yılmaz abi dedim. Ya ben niye alacağım? Hayır dedi. Almadan çıkamazsın buradan. Dedim alırım bir şartla borç. Borç alırım dedi. Peki dedi borç dedi. Parayı aldım. Ankara'ya gittim. Sansürden çıkarttık filmi. Tabii Türkiye'nin en büyük iş yapan filmi oldu. Çok da para kazandık. Ve ondan sonra Yılmaz abi İzmit hapishanesinden İstanbul'daki nereye geldi dur bir hapishaneye geldiği güne kadar hep gittim geldim ve sürekli olarak konuşuyoruz. Benden de birçok şeyler istiyor. Ben de onları hapishaneye taşıyorum Yılmaz abiye. ve Üsküdar'daki hapishanenin adını unuttum. Oraya geldi. 1-2 günlüğüne geldi ama. Ondan sonra da oradan şeye gitti. Adadaki hapishaneye, İmralı'ya gitti. Ben bir filme gidiyordum Kıbrıs'a. Zeki Ökten elime Sürü filminin senaryosunu verdi. Tarık dedi, daha o zaman Yılmaz abi İzmit hapishanesinde ama Yılmaz abi görmedim, bana da hiç bahsetmedi Sürü'den. Çünkü başka bir filme başlamıştım. O bitti, öbür filme hemen gittim ve Kıbrıs'a giderken koltuğumun altına verdi. Kaç yılı? 1976'nın sonları olması lazım. Evet. Veya 77'nin başı olabilir. Kıbrıs'a gittim. Uçaktan iner inmez hemen senaryo okudum odada. Otelin odasında. Senaryo bittiği zaman yerlerde takla atmaya başladım. Zevkten. Bu kadar mı güzel olabilir bir şey diye. O film bitene kadar gece gündüzüm hep Sürü filmi çalışmakla geçti. Geldim buraya. Gelir gelmez Yılmaz abi görmeye vaktim de yoktu. Yılmaz abi çünkü o zamanları ertesi günü hareket etmemiz gerekirdi. Uçaktan indim. Ertesi günü de Siirt'e gittik. Ve Sürü filmine başladık. Muhteşem bir senaryo ve Zeki Ökten muhteşem. Yani her şey harika. Siirt'in Pervari Dağları'nda, Çemikari Yaylası'nda çekim başladı. Oradan Kurtalan'a indik. Kurtalan'dan trene bindik. Ankara'ya geldik. Bitirdik. Aşağı yukarı 3 ay falan bir çekim yaptık. Para yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Aç bile aç. Bütün ekip ve oyuncular olarak Türkiye'nin en güzel filmini çektim. Muhteşemdi. Film bitti. Yılmaz abiyle görüşemedim çünkü o gitmişti artık, şeydi, adadaydı. Ben bir başka filme başladım. Hatay'da filmi çekerken asker kaçağı diye yakalandım. Ve beni askere götürüyorlar. Artık yakalandım. Filme gittim. Atıf abi dedik 12 gün. 12 günde gittim tekrardan Hatay'a. Bir bayrama rastlamıştı. O gün 12 gün onu bitirdim. Geldim. Yılmaz abiyle karşılaştım. Yılmaz abi bunlardan haberi yok. Tarık dedi bir filme başlıyoruz dedim. Yılmaz abi ben dedim askere gidiyorum. Nasıl yani dedi. Dedim böyle oldu. Ben askere gidiyorum. İmkan yok. Vay anasına dedi ya. Sonra Aytaç Arman oynadı. Çanakkale'de gene Zeki Ökten çekti o filmi. Orada oynayamadım. Askere gittim. Askerliğim bitmek üzereyken 1981'in ortalarına doğruydu. Başlarına, en başlarında tabii. Hayır, 1980'in başları. 1980'in başları. 12 Eylül'den sonra 12 Eylül oldu. Ama ben Erden Kral'la sürekli telefonla konuşuyorum. Erden Kral'la bir filme başlayacağım. Senaryoyu gönderdi. Ve askerliğimin bitmesine de aşağı yukarı 1 ay falan var. Erden'le telefonla konuşuyoruz. İşte senaryo güzel. Diyarbakır'a gideceğiz. Erden'le bir filme başlayacağım derken Erden telefon açtı. Dedi ki Tarık'cığım Yılmaz abi beni çağırıyor. İmralı'ya gitmem lazım dedi. Bir iş var galiba dedi. Dedim hemen git. Hemen git dedim. Hemen git. Çıktığın zaman da bana şifreli konuş. Çünkü telefonlar dinleniyor. Şifreli konuş. 2 kelime, 3 kelimeden fazla söyleme dedim. Aradan 4 gün geçti. 4 gün sonra Erden'le konuştum. Dedi ki Tarık'cığım bir senaryo dedi. 12 mahkum dedi. Haftalık izinle çıkarlar. Geriye dedi en fazla 2 kişi döner dedi. Geri kalanların hepsi ölür dedi. Allah'ım yarabbim muhteşem bir senaryo dedim. Tamam Diyarbakır'ı bırakıyoruz dedim. Buna giriyoruz dedim. 1 ay sonra İstanbul'dayım dedim. Askerliğim bitti geldim. Yılmaz abi de arada bir izin alıyor hapishaneden. Annem hasta diyor, raporlar geliyor bilmem ne. Üsküdar'daki evinde buluştuk. Pardon, karıştırdım. O sonra buluşmaydı. Askerden geldim ve Erden'le filme başladık. 12 oyuncu var Yol filmi. 12 oyuncu var ama herkes tiyatrocu benim dışımda. Buradan şöyle İstanbul, Fethiye'den, Ayvalık'tan başlıyoruz. Buradan Ayvalık, Ayvalık'tan aşağı iniyoruz Denizli, Denizli'den Adana'ya ineceğiz. Adana, Hatay, Urfa, Gaziantep, Diyarbakır taraflarında filmi bitireceğiz. Siirt de var işin içinde. Böyle bir daire çizilecek ve herkesin hikayesi anlatılacak. Ama bir türlü proje yürümüyor. Ah, tabii tiyatrocuların tiyatroya gitmesi lazım. İş yürümüyor. Figürasyon var. Cunda Adası'nda kalıyoruz. Cunda Adası'nda çekim yapıyoruz. Adaya ve denizde de çekim yapıyoruz derken baktık ki proje yürümüyor. Ben de o zaman hapishaneye haberler gönderiyorum Yılmaz abiye. Sorunları anlatıyorum. Prodüksiyon amiri kanalıyla sürekli hapishaneye haberler gidiyor. Ve Fatoş geldi sete. Gece akşam üzeri. Balkondayken Fatoş'u gördüm. Fatoş ne haber dedi. Hemen gel Tarık dedi. Gittim. Otelde dedi Erden'i çağır. Erden geldi. Erden ben Fatoş. Dedi ki Yılmaz Bey'in bir emri var. Bavul topla İstanbul'a dön. Ne diyorsun Fatoş dedim. Evet dedi. Dedim ki bak burada bu kadar insanlar var. Bu kadar çekim yaptık. 15 gündür çekim yapıyoruz. Nasıl geriye dönüyoruz? Devlet mi baskı yaptı? Ne oldu? Hayır Tarık dedi. Yürümüyor dedi iş. Bu yürümeyen işleri dedi. Bu film olmayacağını karar verdi Yılmaz abi. Herkes İstanbul'a dönecek dedi. Sokağa çıkma yasağı başlamış. Ertesi günü sabahın köründe otobüsler bulundu. Figürasyonla biz İstanbul'a geldik ve Erden filmden el çekildi. Ertesi günü Yılmaz abi izinli olarak İstanbul'a geldi. Üsküdar'daki veya Kadıköy'deki, Üsküdar'daki evde, Fatoş'un evinde buluştuk. Ben gittim eve. Konuşuyoruz bütün olan olayları, neler olabilecek. Dedi ki bu Erden'le olmaz. Yönetmen bulmamız lazım. Yılmaz abi bana diyor ki şu yönetmen olun, Yılmaz abi yapma. Senaryo muhteşem. Bunu olmaz, o olmaz. Bir tek dedim bunu dedim Şerif Gören çeker, o dedim hapiste. O da dedim hapiste, yani yapacağımız bir şey yok. Gel bu senaryoyu harcamayalım, koyalım bir kenara, günün birinde bunu çekeriz. Böyle bir karar aldık. Ertesi günü de sabah Yılmaz abi, benim o zaman Mercedes bir arabam var. Benim arabamla Mercedes'imi bıraktım onu oraya. Benim arabamla memleketine gidecek, savcılığa imza atacak, tekrar hapishaneye dönecek. Benim arabamla gidecek. Ben o gece Taksim'e geldim. Taksim'den gazete aldım. Ertesi günü gazeteleri gece çıkardı. Aldım gazeteyi. Bir baktım Şerif Gören serbest bırakılmış. Gazetede böyle yazıyor. Hemen ilişki kurdum Fatoş'la, dedim Fatoş sakın dedim Yılmaz abi gitmesin. Şerif serbest bırakılmış. Yarın dedim geliyorum eve. Ertesi günü gene hemen koşturarak Üsküdar'daki eve gittim. Dedim Yılmaz abi gözümüz aydın, serbest bırakılmış. Of, akşama kadar Yılmaz abinin evindeyiz. Şerif Gören aranıyor ve Şerif Gören yok. Nasıl serbest bırakıldı? Nerede? Yok. 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 Gece yarısı ben dayanamadım. Sokağa çıkma yasağı var. Mecburen geri döndüm. Telefon açtı Fatoş bana, dedi ki Şerif bulundu, eve girerken, hapishaneden çıkmış, eve girerken Yılmaz abinin arkadaşları Şerif'in koltuğunun altına senaryoyu koyuyorlar. Bunu bu gece okuyacaksın diyorlar. Bak çıktığı birinci günü. Bunu bu gece okuyacaksın, yarın şu adrese geleceksin diyorlar. Bulduk Şerif'i, Tarık yarın gel dediler. Ertesi gün tekrar gittim. Şerif, ben, Yılmaz abi oturduk, konuştuk. Şerif dedi ki 12 mahkumu çekmem ben. Şu kadar mahkum çekerim. Bu kadar uzun olmaz, bilmem ne bilmem ne. Sabahtan akşama kadar konuşmalar, anlaştılar. Yılmaz abi Zeki Ökten, ki ben ondan sonra bu Yol filminin içerisinde Dağ diye ikinci bir projesi vardı. Muhteşem bir projeydi. Benim Güneydoğu'da işim bittiği zaman ona geçecektim ve onun da yönetmeni Zeki Ökten'di. Zeki Ökten de onunla beraber memleketine gidiyor Yılmaz abinin. Fatoş, Zeki Ökten, Yılmaz abi bir de şoförü. Onlar yola çıktılar. Biz sabah döndük. Akşamya doğru bir baktım Zeki Ökten ve yolunda. Ne oldu dedim, ya sen gidiyordun. Tarık dedi arabadan dedi kaza yaptı dedi şoför, İzmit'te dedi. Senin arabanın dedi sol farı gitti dedi. Dedim. Yılmaz abi dedi şoförü attı aşağı dedi, kendisi kullanıyor dedi. Ya dedim nasıl olur, bu kadar yıldır hapiste yatıyor dedim, nasıl kullanır? Vallahi dedi, bilmiyorum dedi, onu at dedi, Fatoş'la beraber gidiyor dedi. Eyvah dedim, gitti benim araba. Aradan bir hafta geçti, araba geldi, her şeyini yaptırmış ama çarpılan yerle çiçek gibi arabayı teslim ettiler bana, başkası. Yılmaz abi hapse gitti. Biz de o arada Şerif Gören'le Yol filmine başladık. Yol filmi bitti. İlk işi biten bendim. Siirt'te, pardon, evet, yok, Ağrı'da işim bitti ve ben geldim. Isparta Yaraçık cezaevinde kalıyor Yılmaz abi. Büyük bir merakla beni bekliyor ki buradan otobüste gidiyorum oraya. Akşam biniyorum, sabah iniyorum orada. Sabah onunla konuşuyorum. Yaraçık cezaevi. Sarıldık, öpüştük, koklaştık. Merakla bekliyor. Ben her şeyi anlatıyorum detay detay. O zaman da ekip Gaziantep veya Urfa taraflarında filmin öbür bölümlerini çekiyorlar. Ve orada da dünya kadar sorun yaşanıyor. Bir de tabii sıkı yönetim olduğu için çekim de çok zorlanıyor. Mesela Konya'da işte karıma evine, annemin evine geleceğim. Karım da orada, düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağı var ve otobüs istasyonu, otobüs terminalinde çalışmamız lazım. Gece işte saat 11-12 gibi sokağa çıkma yasağı başlıyorsa, tam tarihi, saatini unuttum. Biz orada kaldık bütün ekip olarak. Sokağa çıkma yasağı başladı ve biz çekime başladık. Sabaha kadar. Ordunun haberi yokken kaçak çalıştık. Diyarbakır'da çalışmamız lazım. Asker görmemiz lazım. Çünkü jandarma görmemiz lazım. O zaman jandarmayı kullanmamıza imkan yok. Kıyafet bulmamıza imkan yok. Ben oradaki komutana çıktım. Dedim ki bakın bir film çekiyoruz. Sansürden senaryomuz, sansürden müsaademiz bu. Gece Yarısı Ekspresi'nin dedim bizim hapishaneleri kötüleyen o filmin çok daha farklı bir şeyini çekiyoruz. Hikayeyi palavradan anlattım. Adam çok hoşuna gitti. Dedim ki vallahi bu halk dedim bizi rahatsız ediyor. Yani bütün Diyarbakırlar üstümüze geliyor. Kamerayı koyamıyoruz. Bizi dedim koruyacak bir jandarma lazım etrafımıza, en az 5-10 tane. Tamam dedi ya, kolay dedi. Hakikaten dedim, 50 tane 100 tane jandarma gönderdi. Bütün yolları kesildi ama şimdi kameranın önünde ben varım ama kamera sürekli olarak jandarmayı çekiyor. Jandarma nereden anlasın bunu? Bütün Yol filminde gördüğünüz o jandarma, Urfa, Gaziantep dahil olmak üzere hepsini böyle kullandık. Yani daha sonra sonuçlar var yani, çıktı. Şöyle çıktı. Film bitti. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi almadan bir ay önce Kenan Evren dava açtı. Bu jandarma gerçek mi değil mi? 1. 2. Bu atı öldürdünüz mü öldürmediniz mi? Mahkeme. Ve Şerif Gören buradan yargılandı. Hayır, jandarma ve attan palavra için mühim olan dava. Ve biz dedik ki hayır, bunların hepsi figürasyon. Askerle hiç alakamız yok. Giydirdik, yaptırdık, bilmem ne, ispat edemezler. Tabii bir de Kanda ödülü aldığı zaman artık bir daha üstümüze gelemediler ama Şerif'in mahkemesi çok uzun sürdü. Bana bulaşamadılar. Tabii yani çünkü hem o dönemde böyle bir film çekiyorsun. Daha darbe yapılmış ama tam yerine oturmamış. Daha en azından Eylül, Ekim, Kasım'da biz Kasım, Aralık'ta başladık. 3 ay, 4 ay sonrasının işi bu. Yani oturmadığı için bütün her şeyimizi böyle hallettik. Ah, yapımcı kimdi filmde? Hangisi? Yol filmi. Güney Film ve yurt dışındaki bir şirket var. Şimdi film çekiliyor. Film... Sorun çıkardın mı? Hayır, hayır. Film çekiliyor. Her hafta çekilen bütün negatifler o kişiye veriliyor. Olduğu gibi bütün negatifler Avrupa'ya kaçırılıyor. Burada kalsa zaten imkan yok. Burada mahvederler. Bütün çekimdeki negatiflerin tamamı Avrupa'ya gitti. Gitmese zaten bu Yol filmi çıkmazdı ortaya. Bunu bir tek bilen Şerif ve benim. Başka kimse bilmiyor. Bir yabancı adam var içimizde. Soruyorlar, kim lan bu diyorlar. Türkçe bilmiyor. Ya sana ne diyoruz? Boş ver. Bu herif geliyor, negatifler akşam oluyor, alıyor götürüyor. Tabii hapishaneye geldim. Yılmaz abiye dedim ki, Yılmaz abi işte anlattım ama anlatacağım en son şeyi en sona sakladım. Bakayım nasıl bir tepki verecek diye. Dedim ki Yılmaz abi, son sahnede bir sahne çektirdim Şerif Gören'e, dedim. Bu senaryonda yok dedim. Hangisi dedi. Dedim valla bu karısı öldükten sonra dedim adam trene biner. O adamın karakterine uygun bir ağlama, içten bir ağlamadır bu dedim. Hüngür hüngür değildir dedim. Ne diyorsun sen dedi ya. Ne diyorsun dedi, bu Seyit dedi. Seyit dedi böyle bir adam değil dedi. Ağlamaz dedi Seyit. Ve Yılmaz abi bahçede oturuyoruz. Çok kızdı bana. Sen bunu dedi o zaman bütün karakteri yanlış oynadın Tarık dedi. Niye dedim Yılmaz abi böyle söylüyorsun. O adam ağlamaz dedi. Benim senaryomda o adam öyle değil dedi. Bak dedim Yılmaz abi bu kadar sinirlenme. Montaj elinde. Keser atarsın dedim o sahneyi. Ama dedim filmi seyret. Ve ha dedim ki Yılmaz abi o zaman dedim bu adam bu kadar sert koydun, tamam eyvallah. Peki dedim bir sahne var dedim senaryoda. Onu çekmedik. Duvarda bir sazı vardır. Bu sazı karısına çalar. Eve geldiği zaman dedim ona bakıyor ve duygulanıyor dedim bu adam. O zaman o sahneyi niye yazdın o zaman dedim bu adam bu kadar sertse dedim. Oradaki saza bakıp da dedim niye bu kadar duygulanıyor bu adam dedim. Hiçbir cevap vermedi. Öpüştük, çıktık. Aradan uzun bir süre geçti. Ben gene ama sürekli olarak Isparta Yaraçık cezaevine gidip geliyorum. Onun istekleri durmadan bir şeyler çıkıyor ve onları karşılamaya çalışıyorum. Son gitmek üzereydim. Biletim elimdeydi. İsim vermeyeceğim, bir arkadaşla konuşuyordum. Nereye dedi? Dedim vallahi hapse gidiyor, hapishaneye gidiyorum dedim. Nasıl yani dedi. Dedim bilet burada, ver bakın bileti. Bileti aldı, çat çat yırttı dedi. Tarık gitmiyorsun dedi. Ya niye hayır dedi. Bu akşam dedi sabaha kadar beraberiz, sen ne gitmiyorsun dedi. Allah Allah dedim ya. Hiçbir şey de söylemedim. Aradan 2 gün geçti. Yılmaz abi yurt dışına çıktı. Yani ben o gün hapishaneye gitmiş olsaydım onu kaçıran ben olmuş olacaktım ve ben tutuklanacaktım. Beni kurtardı. Sağ olsun. Ve son Yılmaz abi yurt dışına çıkmadan 2 gün önce ben hapishaneye gitmeye karar verdim. Bir arkadaşla karşılaştım. O da benden öğrendi gideceğimi. Dedi Tarık gitmiyorsun. Aldı bileti, yırttı. Oturduk bir yerde, kafa çektik. Ne olduğunu anlamadım ben. Ama 2 gün sonra gazetelerde gördüm ki Yılmaz abi yurt dışına çıktı. Şayet ben o gün hapishaneye gitmiş olsaydım ben tutuklanırdım. Veya onun gidişi engellenebilirdi. Bir terslik olurdu. İyi ki bana bunu yaptı. Ve Yılmaz abi yurt dışındayken sürekli aracılarla konuşuyorduk. Son çektiği filmde beni çok oynatmak istedi. Ben de o zaman burada yargılanmaya başladım. Hapishaneler, yargılanmalar devam ediyor. Mahkemeler devam ediyor. Yurt dışı yasaklarım var. Zaten onun için Kanda da ödülü almaya gidemedim. Sonra Pehlivan çekti, onu da gidemedim. Ama önemli değil. Orada bir filme başlayacak ve bana haber gönderiyor Yılmaz abi, seni helikopterle kaçırırım, yeter ki gel diyor bana. Dedim ki Yılmaz abime selamlarımı söyleyin, gidersen bir daha gelemem, yurt dışında da yaşayamam dedim. Onun için dedim Duvar filminde beni oynatmak istiyordu. Duvar ve başka bir film daha vardı. Yunanistan'da çekilecek ve filmin adını unuttum. O muhteşem bir senaryoydu. Onu da çok oynamak isterdim ama yurt dışına kaçmam lazımdı. Onu göze alamadım, daha doğrusu olmadı. Neticede bilmiyorum, o kadar detayını bilmiyorum. Yeter ki bana gel diye haber geliyor. Ne istersen vereceğim. Helikopterle seni buradan kaçıracağım diyor Yılmaz abi. Ay, sonuna kadar işte böyle devam etti. Daha ne anlatayım? Çok sorumu zaten siz soracağım. Hepsini anlattım canım. Ben biliyorum neler soracağını. Biraz sizin Yılmaz Güney'i yönetmen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de biraz siyasi görüşlerine de girelim. Siz söyleyeyim. Söyleyeyim. Şimdi Yılmaz abiyle hapishanede oturuyoruz. Hangisinde hatırlamıyorum. Bir hapishanede yan yana oturuyoruz. Bana durup dururken birden şeyi sordu Yılmaz abi. Tarık, ben nasıl bir oyuncuyum, nasıl bir yönetmenim dedi. Eyvah dedim içimden. Şimdi ben buna nasıl cevap vereyim? Dedim ki Yılmaz abi bana göre dedim, ama bak kızma dedim sakın. Hayır hayır söyle dedim. Sen dedim iyi bir oyuncu değilsin. Ama dedim senaryo ve yönetmen olarak bir dehasın dedim. Ne olursun dedim oyunculuğu bırak. Ne diyorsun sen dedi. Kalktı. Volta attı. 5 dakika 10 dakika geldi yanıma oturdu, sarıldı bana, çok haklısın Tarık dedi, bundan sonra oynamayacağım dedi. Çok sevindim ama çok sevindim ki Yılmaz abi böyle laflar edemezsin. O yani normalin çok başka dışındaki bir insan, gerçekten bir deha, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük bir beyin, büyük bir deha, büyük bir zeka, ama yok ettiler. Yok ettiler. Sizin çıkartmış olduğunuz bu Güney filmden dolayı almış olduğu ceza herhalde bir 60 yıl, 70 yıl falan da öyle hatırlıyorum. O tarihte ne o? Güney filmindeki dergiden dolayı, yazılarından dolayı daha hapiste adam. Kısa bir süre sonra da çıkacak yani, şeysi bitiyor, mahkumiyeti bitiyor. Buradan dolayı, Güney dergisinden dolayı almış olduğu cezalardan korkarak gitti zaten. Bu Türkiye'de her şey hesap kitap. Bitti mi? Yok. Yeter lan. Ha. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun oyunculuğu? Aynen. Aynen. Hala öyle düşünüyorum. Yılmaz abi senaryo ve yönetmen olarak dehadır. Deha. Üstüne yoktur. Ama oyunculuk hayır. Yine buna bağlı olarak Yılmaz Güney'in sizin üzerinize bıraktığı bir siyasi etkisi var mı? Yılmaz abi bana her şeyi bıraktı. Ben Yılmaz abiden çok şey öğrendim. Yani çok ama çok. Yani bunları anlatmakla bitmez. Düşün, Yılmaz abi yurt dışına kaçtığı güne kadar 76'dan 81'e kadar sürekli olarak hapishanede her şeyi konuşuyor sabahtan akşama kadar. Yani böyle bir insan, böyle bir beyin, böyle bir dünya bakışı dehşet. Olağanüstü hatta. Tamamen kişisel olarak baktığınızda Yılmaz Güney'i nasıl değerlendiriyorsunuz insan olarak? Bak, o kadar doğru bir insan ki. İnsana karşı ne yapacağını çok iyi bilen bir insan. Karşısındaki insansa, karşısındakine şayet yanlışı yoksa, ki yanlışı varsa zaten o insanlarla asla konuşmaz, uzaklaşır, başka bir şekilde davranır. İnanılmaz yardımseverdir. Elinden gelen her şeyi verir, hayatını verir. Yeter ki o insanları sevsin. Bitti. Yani dört dörtlük bir insandı Yılmaz abi, her şeyle. Hepimiz politiyiz. O da politik bir insan, ben de politik bir insanım. Çünkü bu mesleği yapıyorsan antipolitik olarak bu meslek yapılamaz zaten. Bu mesleğin bir çizgisi vardır. Herkesin kendine göre bir çizgisi vardır. Yılmaz abi hepimizden daha kırmızıydı. Adana'sından buraya gelene kadar hayat hikayesini okuduğunuz zaman zaten her şey ortaya çıkar. Bu kadar açık ve net. Yaptığı işler de bu kadar doğrudur. Tamam. Bitmiştir abi. Yok, biraz daha. Bir de çok kısa olarak sizin onunla tamamen ters düştüğünüz bir anınız var mı? Onu bizimle paylaştığınız. Tamamen ters düştüğünüz. Şimdi Yol filmine gideceğim. Bıyıklarımı falan bırakmışım. Her şeyim hazır. Altın dişimi yaptırmışım. 2 gün sonra hareket edeceğim. Güney Film'den çağırdılar beni. Sabahın köründe gittim. Dediler ki Tarık abi sen bu filmde oynamıyorsun. Nasıl yani dedim ya. Bir kağıt gösterdi. Yılmaz abi yazmış. O kağıt hala bende durur. Ben oynamıyorum. Sebep ne? Vallahi bilmiyoruz dediler. Ulan oğlum 2 gün sonra gidiyoruz. Her gün beraberim. Ne oldu? Ne oldu ya? Bana bunu söyleyin. Vallahi bilmiyoruz abi. Kağıt geldi. Hani çıldırdım. Gittim hemen bilet aldım. Akşam bindim otobüse gittim Isparta'ya. Nedir ya bu? Bu kadar istediğim filmde nasıl olmam? Hapishaneye girdim sabah körü. Nerede dedim Yılmaz abi? Çok sinirliyim ama. Dediler ki abi arka tarafta odun kırıyorlar. Biliyorum hapishaneyi. Girdim. Bahçeye çıktım. Böyle böyle öbekler yapılmış. Bütün mahkumlar dağ gibi odunları kırıyorlar. Nerede Yılmaz Güney'dim? Bağırdım. Ta en sondan Yılmaz abi çıktı. Gene elini açtı bana doğru geliyor. Sarılmak istediğini bana sarılma. Bana bunu söyle. Bu kağıt nereden geldi? Ya sinirlenme dedi Tarık. Ben sana bunu anlatacağım. Bak dedi ya bütün mahkumlar bize bakıyor Tarık. Böyle davranma dedi kulağımda. Yapacağım hiçbir şey yok. Hadi bana sarıl dedi. Yalandan sarıldım. Aldı beni yemekhaneye soktu. İkimiziz. Başka kimse yok. Konuşmuyorum. Ondan cevap bekliyorum. Dedi senin karnın açtır dedi. Değil dedim. Açtır açtır dedi. Birisini çağırdı. Gel oğlum buraya dedi. Bak dedi Tarık abine dedi bal, kaymak, süt, reçel, peynir, şu peynir, bu peynir hepsini olan içindendim. Ulan nereden bulacak hapishane şimdi bunların bal, kaymak 1000 tane çeşitli peynir. Aa 15 dakika sonra hepsi geldi abi. Koydu buraya. Hadi ye dedi. Bir yemem dedi. Kendisi böyle ekmeğe sürüyor. Bunu ye Tarık. Yemem Yılmaz abi diyorum. Sen bana şunu söyle dedim ya. Bu ne? Sen şunu ye sonra anlatacağım. 2 tane ısırdım hadi söyledim. Sen dedi gazetede dedi benim hakkımda dedi ben Yılmaz Güney'in yerini alacağım diye bir laf söyledin mi dedi. Ne diyorsun sen dedim ya. Ben senin yerini niye alacağım dedim. Sen sensin ben benim dedim. Benim senin yerini almama imkan var mı dedim ya. Gazetede bunu yazdı diye sen bu yazıyı mı yazdın dedim Yılmaz abi. Hayır dedi senden çok özür dilerim Tarık dedi. Ben hata yaptım dedi. Böyle bir şey yok dedi. Böyle bir şey yok dedi. Yeni bir kağıt yazdı. Bayağı büyük o da bende duruyor. Deli. Yılmaz abi bu abi. Olay buymuş yani. Evet. Şimdi Yılmaz Güney'in filmlerinden sonra birçok filmde, çok önemli filmlerde oynadınız. Kıyaslama yaptığınızda Yılmaz Güney sinemasına yakın bir yönetmen. Hayır, 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 hayır olmaz. Yılmaz Güney'e yakın sineması olan bir sinemacı olamaz. O en yukarıdaki bir kişidir. Sinemacı, sanatçısı olarak, beyin olarak. Başkaları da kendi içerisinde büyük olabilir. Eşdeğer ve böyle birleşmesi yanlıştır zaten. O odur, o odur. Ama Yılmaz abi en büyüğüdür bana göre. Bitmiştir. Ona yakın olan birisini söyleyeyim. Hayır, hayır, hayır.